Geçen yıl Ağustos ayının ilk haftasında mısır hasatına başlamıştık. Bu yıl Ağustos'un son haftasında hasata girildi. Tekleme hasatları devam ediyor. Ay sonuna doğru ovanın tamamında hasat başlayacaktır. Geç ekimden dolayı geçen yıla oranla biraz düşük. Çünkü bu tarladan geçen yıl 1500-1600 kilo ürün alınırken bu yıl 1300 kilo kadar anca ürün alınabilmekte. Çünkü geç ekildiği için hasat arası kısa olduğundan dolayı havalarında ürün döllemesinde sıcak geçmesinden dolayı verimde biraz, rekoltede biraz düşük var. Mısır fiyatları her yıla göre erken açıklandı. Bu da bizim için bir sevindirici. Bu yıl mısır fiyatları geçen yıla oranla %21 oranında artırıldı. Tabii ki biz biraz daha fazla artırılmasını beklerdik. Çiftçiye verilen destekte ton başına 60 kuruş oldu. Toplamda çiftçinin eline geçecek para ton başına 1210 lira. Bu para da ne az ne çok hani çiftçiyi bir nebze olsun sevindirdi. Hı hı. Ve çiftçimiz ürününü gönül rahatlıkla lisanslı depolara dökebildi. Çünkü lisanslı depolar hem sağlıklı ve güvenilir ticaret için önemli kuruluşlardır. Adana bölgesinde ve Türkiye genelinde ekim alanları azaldı. Adana genelde Türkiye'de mısır üretiminin en büyük üretildiği yer. Ama Adana'da ekim alanları niye azaldı? Çünkü narenci ekim alanları arttı, pamuk ekim alanları arttı ve Adana'da 2006'dan bugüne kadar %30 üründe eksilme oldu. Ve mısır yine de ülkemizin en iyi ürünlerinden biri ve mısırda Türkiye'nin ihtiyacı 8 milyon ton üzerinde ama üretimde biz Türkiye'nin de 6 milyon ton ürün bekliyoruz. Ülkemizin en azından 2 milyon ton üstünde ürün açığı var. Buğday ve mısır hasatından sonra bazı çiftçilerimiz büyük traktörleri ve ekipmanları olmadığı için anız yakımı daha rahat olduğu için anız yakımına başvurmaktalar. Anız yakan geleceğini yakar. Çiftçilerimizden ricamız hiç kimse anızını yakmasın. Büyük makinelerle, ekipmanlarla anızını sürsün. Eğer kendi büyük makinesi yoksa kiralama yöntemiyle traktör kiralayıp, ekipman kiralayıp, sapları parçalayıp anızını yakmasınlar.